gerçek kişi ya da tüzel kişi için iş aktıyla bağlı olarak çalışan kişinin meydana getirdiği yazılım eseri, ki aslında tüm eserler için aynı şey geçerlidir, üzerindeki mali haklar işverene aittir. Yani bir yazılımcı çalıştıran bir şirket, bu yazılımcının meydana getirdiği yazılım eserindeki mali hakları kullanma yetkisine sahip olacaktır. Ancak yazılımcı eser sahibi hakkını hiçbir zaman için kaybetmez. Bu eser üzerinde manevi hakları olacaktır. Bunlardan özellikle adın belirtilmesini hakkı, yani yetkisi her zaman için kullanılabilir. Örneğin yazılımcı, yazılımın uygulamada kabul edilen, genellikle kullanılan bir yerindeki yazılımlarda genelde işte hakkında kutusunda ya da işte belli tuşlara basılarak gelen, açılan alanlarda eser sahibi olarak belirtilmeyi her zaman için talep edebilir.